Daha sonra Tonguç Erbaş bizlerle beraber şu anda kendisi diyor ki Allah'ım şu saatlerde diğer kanallarda yayınlanan programlardan birine mi düştüm? Bir yerde birisi birisiyle evlendiriliyor mu diye. Bir anda şaşırdınız mı şöyle? Yok, ben nereye düştüm diye. Çok mutlu oldum Güzem içinde. İnşallah bir yastıkta mutlu mesut bir şekilde yaşarlar. Evet değil mi? Biz de öyle mutluluklar diliyoruz. Herkes mutlu olsun. Vallahi herkes mutlu olunca toplum olarak da mutlu olacağız gibi görünüyor. Türk bankaları mutlu mu ki şu esnada Fitch'in raporundan sonra? Tam o raporla ilgili konuşurken şey aklıma geldi. Bu sabah endeks açıldığında tam 105 bin. Enteresan bir açılış oldu. Aslında bankacılığı konuşurken hep işte olumlu şeyler de söylüyorduk. Şimdi bu rapor biraz son 2-3 gündür bankacılık sektörüne çok satış gelmiyordu aslında ama bugün işte garantiyle biraz başlayan oraya da satışların geldiğini gördük. Mutlu değil gibi yani bugün gözüken senaryoda ama çok ben etkili olacağını yani genel bankacılık üstünde bu raporun da etkili olacağını düşünmüyorum. Hala pozitif bir görüntüsü olduğuna inanıyorum. Biraz da endeks tarafı önemli gibi gözüküyor. Yani endekste hani bankacılık sektörüne de daha sert satışlar gelirse bu 105 binin altında da kalmaya devam edersek işte %2'lere varan Garanti, İş Bankası bunlar tabii ana belirgin lokomotif bankalar. Bizi 102 bine kadar da götürebilir endeks. Yani bankacılık çok etkili olacaktır. Ona dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii bu Türk bankalarının finansmana erişimini iyi olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bir yani karlılık hala güzel ama böyle raporlarda ara sıra çıkıyor. Tabii riskleri de raporlarda belirtmeleri çok doğal. Ama ben bilanço tarafında karlılıkta yıl sonuna kadar bankacılık tarafında çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Benim burada aklıma mega projeler geldi, yurt dışı finansman geldi. Hani böyle daha büyük bir ölçekte mi acaba? Buldukları uzun vade bu için. Evet yani buldukları kredilerde maliyetlerin biraz daha herhalde artabileceği, arttı ve artabileceği yönünde. Orada doğru ama yani bunu da kendileri bankacılık sektörü yani şu an tabii 2000 yılından beri hem güçlü hem işte son 6 aylık dönemde de bayağı iyi bilançolar gördük. Kendi içinde halledebileceklerini düşünüyorum. Yani ondan çok belki biraz daha ekonomik tarafta olacak gelişmeler, bankacılık gelirleri ne olacak? Belki onlar da tartışılabilir ama şu bir gerçek ki buldukları kredi uzun vadeli özellikle biraz da maliyeti artacaktır. Çünkü işte biraz önce siz hem tahvil tarafını, bizim kur tarafını vesaire konuşurken yurt dışında da biraz faizlerin yükselmesi biraz etkili olacaktır diye düşünüyorum. O önemli tabii. Yurt dışında faizlerin yükselmesi maliyet açısından bankalara ek bir yük getirecektir. Çünkü bizim de elimiz boş durmayacak sonuç itibariyle. Ve o faiz sarmalı içinde dönmeye devam edeceğiz. Evet. Ama diğer taraftan acaba şu mu yani bu Fitch'in yayınladığı raporda şöyle de bakılabilir. Yani ne vardı ki bu fiyatlamaya girecek kadar? Yani burada şuyu vukuundan beterdir mi yaşanıyor? Yani raporun kendisinden ziyade bankaların buna verdiği tepki üstünden raporu yeniden yorumlama kısmı mı acaba okunuyor diye merak ediyorum. Ya şunu da söyleyeyim. Şimdi dün bu FED kararı olmasa biz 110 binden işte 5-6 bin puan endeks tarafında bu hafta sonu gelişmeleriyle birlikte bence bir aşağı doğru hareket yaşamıyor olsaydık. Yani bu işte 95 binlerden 110 bin hareketi içerisinde böyle bir rapor geliyor olsaydı belki bugün hala piyasamız artı olarak da devam ediyor olabilirdi. Yani biraz daha zamanlaması açısından da bence kritik bir zamanda gelen bir rapor. Yani bence çok inanılmaz negatif etkisi olacak bir rapor değil ama son 2-3 gündür gelmeyen satışların bugün biraz daha sert bankacılık sektörüne gelmesi ve işte 105 bin altına endeksi taşıması biraz trend içerisinde gelen bir haber gibi gözüküyor. Bilinmeyen bir şey de değil yani aslında piyasa içerisinde. Yani bu bir sürpriz değil. Nasıl görüyorsunuz endeksi şimdi? Yani sizi aradıklarında telefonlarınız çaldı dün akşam. Açmıyorum bugün falan diyormuşum. Yatırımcılar açmayın, geri de dönmeyin onlara. Ya endeks, nasıl, ne diyorsunuz onlara? Yok şimdi borsa tarafında tabii şöyle bir şey biz konuşmalarımızda inşallah kendileri de dinliyorlardır. Yani 110 bin tarafında zaten çok direnç tarafı çok belirgindi. Yani çok kez denedik oraları. Tabii zaman zaman hep böyle bir dikkatli yeni piyasaya girenlerde veya mevcut pozisyon taşıyanlarda dikkatli olması yönünde bir görüşümüz vardı ama orada 107 bin biz kritik görüyorduk. Kırıldıktan sonra da kademeli olarak nasıl bir haber akışı olacak onu takip etmek önemli.
Ya benim şu an söyleyebileceğim buradan da özellikle bugün yarın pazartesine de bir tabii dikkat etmek lazım. Hani nasıl bir sonuç çıkacak, ne olacak gelişmeler. Trend biraz aşağı yönü dönmüş gibi gözüküyor. Yani teknik olarak da 105.000'in altında, 105.000'de önemli bir seviye. 102.000 ne kadar bir gerileme olma ihtimali şu an için söz konusu. Yine kağıt bazlı olsa da geri çekilmeler olup işte bilanço tarafı güçlü olan bu geri çekilmelerde belki fırsat olarak da 100.000'lere doğru bir geri çekilme olursa takip ederek sene sonunda tekrar oradan yeni pozisyon alabilme ihtimalimiz olabilir. Ama kritik 2-3 gün içerisindeyiz. Yani bir önümüzdeki haftayı da görmekte fayda var. Yani söylediklerim... Yani beklemek mi? Yani şu anda dursunlar mı? Yani tabii pozisyonları ne bilemiyorum ama bir... Yani şöyle bir örnek verelim. Aldığınız kağıt 7 liradan 12 liraya gitmiş. İşte 11'e düşmüş diyelim. Bir geri çekilme var. Kardan bir zararımız var. Bence bir yani 105-110 bin arasında bence biraz pozisyon azaltmakta o sırada bir gitgellerde fayda vardı. Orada bu yapılmadıysa 105 binin geçilmediği yukarı doğru düşünülüyorsa kademeli pozisyon azaltmaya biraz devam edilebilir diye düşünüyorum. Yani bizim tarafta borsada hani hep ben fırsat tarafına bakarım. Gerçekten şu an 104 bin, 105 bin aldığımızda alacağımız kağıt da önemli. Bir fırsat mı satın alıyoruz? Ondan çok emin değilim açıkçası. Ama 108-110 bin arasında satarken bir fırsat aşağı yönlü vardı diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir 7-8 bin puan orada bir fırsat vardı. Şu an o fırsatın son dönemine doğru geliyoruz. Bu satış tarafında yer almanın fırsata dönüşmesi ve bunun devam edeceği konusundaki nereye kadar devam edeceği konusunda da önümüzdeki hafta gelişmeleri takip etmekte yer alır. Evet, bizim ekonomi için en kötü ve en iyi durum senaryosu alabilir miyiz diyor. Ne diyor? Orta vade için rica ediyor Serdar Bey. Bu bir iki günlük süreç değil herhalde. Yani orta genel evet, yıl sonu için dönüş düşünürsek en kötü senaryo tabii ki bütün bu yaptıklarımıza rağmen yani KGF'ler, işte krediler, teşvikler, KDV indirimleri vesaire ekonominin büyümesini %5'e taşımamızdan sonra olası bir jeopolitik riskle ve dünya genelinde faiz artışlarının ve Merkez Bankası politikalarının hızla bilanço küçülterek faiz tarafında daha hızlı sert faiz artışlarıyla karşılaşması ve bu bizim ve bizim benzeri ülkelerden para çıkışının hızlanmasıyla artı bir jeopolitik riskle sınırımızdaki en kötü senaryo hem bu yakaladığımız ivmenin ekonomide bence son iki çeyrekte heba olması gibi bir durum hem de o işte kurdaki faizdeki en azından yatay seyrinde biraz da oynaklıkla artması olacaktır. Bu da ekonomiye olan güveni sarsarak tekrar bir çalkantılı dönem yaşamamız en kötü senaryo gibi geliyor bana. Evet. En iyi senaryo da bu hafta sonu olacak referandum, Almanya ile olan seçim sonrası ilişkiler, işte Avrupa Birliği ile yeni adımların atılabilmesi, bu güneyimizdeki olayın ikili ilişkilerle hallediliyor olabilmesi ve ekonomiye gelen bu güvenle biz o yakaladığımız ivmenin devamını yıl sonuna kadar alarak en azından yani tamam biraz daha yüksek enflasyon, biraz daha kurda yukarı seviyeler olsa da bir büyümeyle, ekonomik canlanmayla güvenle devam ediyor olmamız. Borsa tarafına bakıyorsak en kötü senaryo sanki 95-100 bin arası, en iyi senaryo da tekrar 110 binin üstünde 110-113 bin arasında bir seviye gibi gözüküyor. Bir seyircimiz Kenan, tweetleri de verebilirsek, Kenan Bey diyor ki is winter coming sir diyor. Kış geliyor mu? İngilizce olarak İngilizce bir yorum mu istiyor? Evet, bizim seyircilerimizin bazıları öylesine İngilizce de yazarlar. Kış geliyor mu? Ya winter is coming mi? Tam söylemek istemiyorum. Ya öyle bir düşüncem şimdi ben böyle bir kain mali analiz yapmayı çok sevmem. Dikkatli olmakta fayda var. Ama genel global piyasalar için biraz daha kış geç gelebilir. Sanki biraz sonbahar gibiyiz yani şu anda. Yani önümüzdeki yıl vesaire gibi olabilir. Yani benim o fikrim ve düşüncem. Ama şu an için kısa vadede çok global bir risk görmüyorum. Tabii böyle bir akşam uyandığımızda birbirine füze atmış, enteresan bir şekilde uyanmazsak
Onun haricinde şu an bu normal piyasa düzeltmesi ve risk algısıyla gerçekleşen fiyat hareketleri gibi gözüküyor bana. Yani hem yurt içinde, zaten yurt dışında çok böyle bir hani borsalarda veya piyasalarda bir çalkantılı dönem şu an için söz konusu değil. İçeride böyle kısa dönemli bir risk algısındaki değişiklik diyebiliriz. Biraz yabancı oranlarını takip etsinler hani borsa tarafında bence. Kurda özellikle bu içeride alınan pozisyonların, işte biraz önce söylediğiniz haftalık bazda yabancı para girişleri hem hisse tarafına hem devlet iç borçlanma senetlerine, bunları yakından takip etmekte fayda var. Biraz gecikmeli olsa da hani yabancılar ne düşünüyor, nasıl pozisyon alıyor, çünkü bayağı bir para girişi oldu. Orada yüklü bir para çıkışı olmazsa borsa tarafında bu düzeltme olarak kalabilir şu an için. Yani aslında hani çok vakti olanlar için şöyle bir şey de yapılabilir. Hani ben bunu yapardım evde oturuyor olsaydım ya da vaktim çok olsaydı. Haftalık yabancı işlemlerine bakıp borsadaki, borsa için konuşuyorsak eğer bunu. Almanakla yan yana getirerek, yıllık almanakla iç ve dış. Oradan tepkilere bakmak çok aslında doğru, sağlıklı bir şey olabilirdi. Her zaman teknik ve temel analiz olarak değil, sosyoekonomik olaylar için de ona bakıldığında, politik olaylar için de ona bakıldığında çok aslında zihin açıcı bir şey olabilir. Açın yılbaşından bu yana mesela haftalık yabancı işlemlerine bakın. Yanına da olayları koyun o hafta olan. Oradan bir genelde nasıl bir tavır sergilediklerini görebilirsiniz. Bir davranış kodu çıkarılabilir oradan. Oradan şeye de geçelim. Yani aslında mesela şu an Eylül ayındayız. Bir piyasada bir pozisyonunuz varsa tabii bizleri de arayabilirler. Evde oturuyorlarsa yani böyle bir çalışmaları yapabilirler ama bizlerim gibi profesyonelleri de arayarak. Tabii canım, o hani merak ediyorlar yani, sanırım. Onun haricinde bir orta vadeli beklentiniz olması lazım zaten. Yani mesela Eylül'de sene sonunda nasıl bir senaryoyu satın alacaksınız ki eğer kurda, işte altında veya paritede işlem yapıyorsunuz ya da borsada yatırım yapıyorsanız nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yani o takvim içerisinde hangi gelişmelerin ne yönde sonuçlanacağı ve bunların fiyatlara etkileri nasıl olacağı gibi bence her yatırımcının bir algısı olması lazım. Biz de aslında hem kendi şirketimizde hem yatırımcılarla konuşurken bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani herkes bir destek alarak da ne olabileceği konusunda kendi piyasa riskini ve fiyatlamasını yapsın istiyoruz açıkçası. Dediğiniz çok doğru. İşte herkes kendi, yani günlük değil kendi de fiyatlama ve riskini tabii hesap etmeli. Yani mesela Serdar Bey diyor ki o biz onu yapacaksak siz niye izliyoruz? Hayır değil. Kendi bilginiz için bunu yapmak zorundasınız. Bizle ne alakası var? Biz size hap gibi her şeyi önünüze koyamayız ki. Böyle yine finansçı arkadaşlarımızdan ne tweet atmış ne diyor orada? Okuyayım mı direkt? Evet evet, ne diyor? Müdürüm diyor, skor tahminin de bir numaradır. Son olarak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi tahmini alabilir miyim demiş. Ben vereyim mi veriye o tahmini? Bence siz verin, ben herhangi bir yorumda bulunmuyorum. Tabii ki Beşiktaş alacak yani, aşk olsun. Bu skor tahmini olarak? Skor tahmini olarak ne bileyim ne diyeyim? 2-1. 2-1 peki. Sizce? Ben yorum yapmayayım, ben Fenerbahçeliyim şimdi. Neyse ben de şimdi konuğa burada şey yapmayayım. İyi olan kazansın diyelim. Ben her zaman iyi olan kazansın. Gerçi vallahi Beşiktaş çok güzel. Sonra kötü olan da kazansın. Yok, Beşiktaş çok güzel. Bizi de onurlandırdı geçen Avrupa'da. Çok da güzel futbol oynadılar. İyi olan kazansın. Evet. Peki dolar TL'de kim iyi ki? Dolar TL'de kim iyi? Dolar TL'de mi konuşayım? Skor tahmini alabilir miyim? Valla her şey Sayın Gedikli'nin görüşleri ve konuşması sonrası değişti gibi sanki böyle 3.40'dan sonra. Ben son birkaç aydır yıl sonuna kadar daha güçlü bir dolar bekliyordum. Hala da bekliyorum. Ama bizim kur tarafına gelirsek orada biraz daha beklentilerin de üzerinde bence bir risk algısı oluştu. Onun için hızlı bir hareket görüyoruz kur tarafında. Benim görüşüm ilerleyen günlerde de, yani özellikle önümüzdeki hafta diyelim ki bir rahatlama oldu bu işte referandum vesaire gibi. Eğer olursa sanki 3.47'lere, 3.48'lere bir çekilme olabilir. Ama aksi takdirde yani hedef şu anda 3.53, 3.55 arasında bir seviye gibi gözüküyor. Hı hı. Ama her zaman şunu savunuyorum. Merkez Bankası 12 ortalama fonlamayla giderken olası bir oynaklıkta hani bu sıkılaştırmayın ya da işte bu faiz oranının
üzerinde oynama yaparak da müdahale edebileceğini hem gösterdi daha önceden hem de söyledi de birebir olarak. Onun için eski kurdaki o hızlı işte bir günde 10 kuruş, 3 günde 30 kuruş gibi hareketleri çok beklemiyorum. Daha kademeli bir yükseliş içerisinde olacağız. Benim çünkü sene sonu beklentim hala 3.70. Onun için oraya yakın bir seviyelerde de yılı kapayacağız gibi düşünüyorum yani hala. Bu son gelişmeler. Tabii kurda özellikle bizim içeride para çıkışının ne kadar devam edebileceği, ne oranda olabileceği de ayrı bir şey olacak. Ne derler? Belirleyici unsur olacak ama biraz riskimiz var. Yani hani Avrupa Birliği, işte bu Kuzey Irak, ekonomik tarafta acaba bu bizi sıkıştırır mı bir şekilde? Bir de tabii dolar tarafı da, yani ABD 10 yıllıkları biraz önce söylediniz, 2.20'lerdeydi. Şimdi 2.27. İşte dolar endeksi bitti, öldü, işte 90-80'lere geldi. Şimdi 92-50'lerde tekrar o direncini test ediyor. Daha güçlü bir dolar, daha fazla bir kur üzerinde baskı var şu anda. Ben bunu devam edeceğini düşünüyorum bir süre daha. Ve herhalde böyle bir 3.48-3.55 aralığında bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. 3.48-3.55. Yani orada en iyi ihtimal o 3.47-3.48. Kademeli olması belki de alıştıra alıştıra. Yani o yatırımcı açısından da mühim bir şey, yatırımcı davranış açısından. Yani paniğe kapmayan, dün akşamki hareketlerin mesela yarattığı ne oluyor hikayesinden daha rahat ve daha kademeli bir şey olabilir. Bugün kapalı çarşı etrafında biraz da bizim oraları çok hareketli. Ne diyorlar? Şimdi bizde hep şöyle bir görüş var. Tabii piyasa aşağı giderken satışlar gerçekleşiyor ama birkaç dostumla da konuştum. Onlara da selamlarımı ileteyim. Yukarı doğru gittikçe tabii insanlarda şöyle bir algı oluyor. Yani işte 52'den ellerindeki daha önceki dolarları satıyorlar. 54 oluyor, 55 oluyor. Bir süre sonra satacak döviz kalmadığı zaman tekrardan alışa da geçebiliyor. Yani halkımızda öyle bir beklenti var. Onun için yukarı yönlü hareketler hızlandıkça talep de artabilir. Aslında bizim bayağı bir şeyimiz var. Yani dolar tarafına yönelmişliğimiz var. Onların bir kısmı bu arada satılırsa daha da hızlı geri alışlar gelebilir. Yani düşerken biz aslında aldık biraz dolarlarımızı. Şimdi yükselirken de tekrar daha fazla talep gelebilir. Ama dediğim gibi o faiz ve elimizde şu an mevcut hem şirketlerin kendilerini koruma altında artık biraz daha bence profesyonel davranıyorlar. Hem de yerli yatırımcılar daha hassaslar kura karşı. Yani daha seviyeleri, takibini daha net yapabiliyorlar. Onun için kademeli bir artışın olması muhtemel ama böyle bir uçma kopma şu an için beklemiyorum. Herhangi bir değişiklik olmazsa piyasada. Şimdi arkada gün içi var da 1,5 kuruşluk bir aralıkta oynuyor. Yani en düşük ve en yükseğe bakıldığında. Şimdi 1,5 kuruş şu, biz bundan 6 ay evvel bu şekilde hayal edemezdik. Çok dalgalıydı. Doğru. Şimdi öyle yatırımcı öyle bir şeydir ki, ya da hepimiz böyleyizdir. Alışmak kolaydır. Her şeye alışıyor insan. Yani şimdi bu dar banda da alıştık. Belki şu dar bant içinde bunları konuşmak çok daha kolay ve konforlu gelebiliyor. Yani o bandın çok yüksek olduğu günleri de unutmamak gerekiyor. Biliyorum değil mi? Şey tarafı, yani fiyat mesela paritede de öyle. Görüyorsunuz 1.20, 1.20, 1.20 ve artık orada bir insan psikolojisinde şey oluşuyor. Bir anda Fed ile birlikte 100-150 pipslik bir hareket olduğunda hani o 50-70 pipste yakalanan fırsatı hemen değerlendirmek istiyorsunuz. Çünkü uzun bir süre o seviyede kalmış. Yani dolarda da öyle. Mesela uzun bir süre diyelim 3.50 seviyelerinde kalırsak 2 ay 3 ay geçmiş. Sizin elinizde de 3.53-3.55 maliyetli bir dolar var ya da 3.47 neyse. Bir an önce hani bu kadar zamandır bekliyordum deyip pozisyonunuzu kapatabiliyorsunuz ya da satabiliyorsunuz dövizinizi diyelim. O kesinlikle doğru psikoloji. Ama ondan sonra şöyle bir geri çekilip ya ben ne yaptım ya da doğrusunu mu yaptım, şimdi ne yapmam lazım gibi sorular geliyor. O bahsettiğim işte yukarı kademeli giderken bazı seviyeler, herhalde o 3.55 gibi psikolojik bir seviye, orası geçildiği zaman belki biraz daha alışların da hızlanabileceğini görebiliriz. Şu an için böyle bir beklentim yok ama maksimum yani bu 3.38 3.50'ye geldiğimiz yerlerden ki hedefi 3.53-3.55-50 aralığını ben görüyorum. Ondan sonra da yeni ne gelişmeler olacak, ne olacak? Hani işte bu para çıkışları, bu riskler bahsettiğimiz, bunlarda nasıl gelişmeler olacak? Onları birebir takip etmekte fayda var.
O noktada altın yükselir mi sizce? Sevdiğiniz gram tarafta mısınız? 10. Ons'ta şöyle söyleyeyim yani 1280'e bir bakalım, hı-hı, oraya gelsin. Ondan sonra bir 30-35 dolarlık hareket olabilir. Hala çünkü bence Kore riski veya buna benzer riskler var. Ama onda da sene sonu beklentim 1305 dolar civarları olduğu için biraz şimdilik bana yakın gidiyor. Benim beklentim maksimum 1280, sonrasında tekrar bir 1300'ün üstü olabilir. Nasıl sene başında yani altın ons tarafında çok güzel 1200-1295 hareketini birkaç kez yaptı sene içinde. Ben tepenin ya da dipin diyelim biraz daha yukarıda gerçekleşiyor. Yani 1280'lerde olacağı bu dördüncü dipin ve sonrasında sene sonuna doğru 1300-1330 aralığında bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica o zaman ediyorum. Biz de Tonguç Erbaş'a bizlerle beraber olduğu ve yorumlarıyla katkı sağladığı için kısacık bir ara. Burak Arzova geliyor, günden kalanlar başlıyor.